Evet, sükunet sağlandı. Akşener dediğin gibi son noktayı koydu. Konu kapandı. Ben istemediğim hiçbir metnin altına imza atmam dedi. Yorgundum, uykusuzdum ki gerçekten bütün liderler uykusuzdu. Onu söyleyeyim. Hiçbiri uyumadan o söz konusu toplantıya katıldılar. Yorgunluğu bir de ışıkla vurunca böyle bir surat ifadesi çıktı dedi. Böyle savundu kendisini. Şimdi tamam, süt liman durum ama olmadan önce o fırtınalar koptuğu anda bir isim ön plana çıktı. Ünlü hukukçu Sayın Ersan Şen. Televizyonlardan da tanınan bir isim. Oldukça hararetli tartışmalar yapar. Bir anda dedi ki eğer gerekirse dedi, ben aday olurum dedi. Sonra bir anda işin seyri değişiverdi. Şimdi Ersan Şen ünlü ceza hukukçusu altılı masada kriz çıkınca canlı yayında adaylık çıkışı yapmıştı. İyi Parti lideri Akşener, İyi Parti lideri Akşener de Ersan Şen'i aradı. Teşekkür etti, ciddiyseniz görüşelim dedi. Ortak aday Kılıçdaroğlu oldu, gözler Ersan Şen'e çevrildi. Burada tabii tiyi alındı, Ersan Şen arada kaynadı, işte e ne oldu unutuldu gitti falan filan diye. Aslında Meral Akşener, Ersan Şen'e sen gel adayımız ol, biz bunu düşünürüz dememiş. Sadece gel tanışalım, konuşalım demiş. Yeme yemeğe davet etmiş. Bunun üzerine Ersan Şen mesele biraz spekülatif bir hal alınca şöyle bir çıkışta bulundu. Bana milletten, memleketten, devletten, seçilenden böyle bir talep gelirse seve seve Adalet Bakanı olarak hizmet etmek isterim. Buna kimse kapıyı kapatamaz ki diyor. Evet. Ersan Şen Cumhurbaşkanlığı adaylığını unuttu. Şimdi artık Adalet Bakanı olmak istiyor. Peki Akşener'in söz konusu Ersan Şen'le olan o diyalonun perde arkasında ne vardı? Akşener Ersan Şen'i sadece istişare etmek için çağırdığını söyledi. Ersan Hoca'yı çok severim, değerli bulurum. Kendisini evimde bir yemekte ağırlamak isterdim. Bunu bu fikrim, benim fikrim buydu. Ağırlayıp onun fikirlerinden faydalanmak isterdim demiş Meral Hanım Ersan Şen'e. Ersan Şen Adalet Bakanı olmak istiyor ey altılı Siz de zaten duymuşsunuzdur. Evet kendisi Adalet Bakanı olmak istiyor. Peki.